Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Alternatif akım devrelerine başlayacağız ama izninizle önce ben bir duyuru yapmak istiyorum hemen öğrencilerimize. Bize sosyal medya sayfalarından ulaşıp şahıslarımıza yani şahsımıza bana size sürekli olarak şu konu ne zaman çekecek, bu nasıl çekilecek diye soruyorsunuz ya, bizler yetişemiyoruz. Bu işi daha profesyonelce takip edebilmemiz için lütfen web sitemize ya da YouTube sayfamıza yorumlarda bulunun ki bu işle görevli olan arkadaşlar sizlere cevaplarını versinler. Biz de rahat bir şekilde işimizi yapalım. Umarım anlaşılmıştır bu ve artık konuya başlayabiliriz. Buyurun. Arkadaşlar merhabalar. Alternatif akım devrelerine başlayacağız sizinle şimdi. Uzun bir aradan sonra değil mi? 12'lerle birlikte. Şimdi düzgün bir manyetik alan içindeki tel çerçeveye bakıyoruz. Şu an tel bir çerçevem var ve manyetik alanım mevcut. Manyetik alana baktığımızda da manyetik alan çizgileri N'den S'ye doğru hareket etmiş, burada gösterilmiş. Bu tel çerçeve dikkat ederseniz açısal hızla, belli bir açısal hızla, sabit açısal hızla döndürülüyor. Döndürülmesi sonucu ne oluyor? Sürekli bir akım, manyetik akı üzerinde değişiyor. Çünkü bu tel çerçeve üzerinden manyetik alan çizgileri geçtiği için bir akı oluşturuyor. Ama tabii çerçeveyi bir böyle tuttuğumuz için ne oluyor? Akıda değişim, bir maksimum, bir minimum, bir maksimum, bir minimum oluyor. İşte bu değişen akı tel çerçeve uçları arasında bir indiksiyon EMK'sı oluşmasına sebep oluyor. Şimdi indiksiyon EMK'sından kastımız nedir? Elimizde bir kaynak yok. Kaynak olmadığı halde orada bir üreteç varmış gibi düşünerek oradan bir akım geçiyor. Biz bu akıma indiksiyon akımı, oluşan kaynağı da indiksiyon EMK'sı diyoruz. Şimdi bu sırada zamana bağlı olarak oluşan periyodik bir şekilde yönü, şiddeti değişen akıma alternatif akım diyeceğiz ve AC ile göstereceğiz. Şimdiye kadar biz hep DC yani doğru akımla davrandık. Soruları onlarla çözdük. Şimdi AC yani alternatif akımdan bahsedeceğim sizlere. Herhangi bir T anında tel çerçevedeki manyetik akıyı bir hatırlayalım. Şimdi şurayı özür dilerim, çok pardon. Şimdi manyetik akıdan arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen yıldan bahsedildi. Videolara bakarak zaten görecekler zamanla. Bunlar da çekilmiş olacak. Yani eksiğiniz varsa onlara bakınız. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda fi dediğimiz şey akıdır. B çarpı A çarpı cos alfa ile buluyoruz biz fi'yi. Dediğim gibi bu normalde akı dediğim kısım 11. sınıf konusu. O yüzden geçtiğimiz yılda öğrendi geldi arkadaşlarım ve de videolarda çekildiğinde izleyecekler tekrar. Şimdi B manyetik alan, A dediğimiz şey bu levhanın yüzey alanı, cos alfa da buradaki açı. Ne açısı? Normalle yaptığı açıdır. Tamam mı? Burada manyetik alan çizgilerinin normalle yaptığı açının kosinüsüdür. Buradan yola çıkarak tabii yine söylüyorum, bu bilinen bir şey olduğu için ama ben yine açıklamaya... Kosinüs alfa açıyı biliyorlar mı öğrenciler? Normalde yaptığı açı derken? Değişiyor ya sürekli hocam. Değişiyor, o yüzden hani sabit bir değer yok. Değişiyor dedik ya, ondan bahsettik. Bu alfa dediğimiz şey dediğim gibi sürekli değişiyor. Çünkü W açısal hızla dönüyor ya, şurada W. 2 pi fi, fi dediğim yani f dediğim şey frekansın burada. T dediğim şey zaman. Burada yerine koyduğumuz zaman da şu hali alıyor. Tamam mı? Bunu hatırlatma amaçlı yazdım. Akımızı biz bununla hesaplıyorduk. Şimdi hemen devam edelim. Şimdi tabii akıyı biz nerelerde kullanıyorduk? Hemen bir bakalım. Şimdi N sarımlı, yani o çerçevenin üzerine ister istemez bir tel sarılacak. Bu N sarımlı çerçeveye baktığımızda N'yi de çarpım olarak ekliyoruz buraya. Ve diyoruz ki fi N çarpı B çarpı A çarpı cos vt. Bu vt dediğim kısım açı. Açıyı biz w çarpı t ile gösteriyoruz. Oluşan indüksiyon emekası e. E'yi biz şöyle de gösteriyoruz. Normal e ile de gösteriyoruz. Şimdi bazı öğrenciler şey diyor videolarda. İşte biz türev bilmiyoruz, integral bilmiyoruz. Zaten ben size türev bilinecek bir şey öğretmiyorum burada. Yani zaten ben o kadar türev bilmiyorum. Yani ben onların bildiği kadar bile bilmiyorum türev. Yani ben sadece burada türev kullanılarak gösterildi. Mesela önceki anlattığım konularda çocuklar şey demiş, işte biz türev bilmiyoruz. Zaten türevi ben de bilmiyorum. Yani orada türevi gerektiren bir durum yok. Türev bilmeniz gerektiren bir durum değil. Sadece burada türev kullanılmış diye açıklama yapıyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak, hani formülün çıkartılmasından çok bahsetmek istemiyorum. Bizim için önemli olan aslında şu. E eşittir E max çarpı sin vt ile biz burada EMK'nın, hani bir üreteç dedik ya, bir kaynak oluşuyor orada sürekli değişkenlik gösterdiği için dedik ki orada kaynak var. Yani alternatif akım oluşacak o kaynaktan. Alternatif akımı
Bu sağlıyor, bu kaynak sağlıyor. Çünkü sürekli bir manyetik alanda değişim oluyor. Akıda bir değişim söz konusu oluyor. Bu yüzden de ne oluyor? İndüksiyon EMK'sı sonucu alternatif akım oluşuyor. İşte biz burada bir bunu bilmeliyiz. E eşittir E max çarpı sin VT. Bir de I eşittir I max çarpı sin VT. Bunları bilmeliyiz. Şimdi peki akımın dikkat ederseniz grafiği söz konusu. Maksimum olduğu yer ve minimum olduğu yerleri göstermişim ben burada. Bu grafiği aslında burada evet çıkış noktasını nasıl, nereden geldiğini anlatmamız açısından bizim için önemli. Ama asıl önemli olan buradan sonra gelecekler. Çünkü ben bunları muhakkak gösteriyorum ki çocuklara havadan gelmesin diye. Çevirelim hocam. Şimdi etkin değer asıl buradan sonra bizim için önemli. Çünkü bütün işlemleri buradan sonra artık bilmeliyiz. Şimdi etkin değer dediğimiz şey nedir? Aynı sürede, aynı dirençte alternatif akım ve doğru akım aynı ısı enerjisini üretiyorsa o doğru akıma alternatif akımın etkin değeri denir diyoruz. Tamam mı? Bu tanımlama önemli. Sonrasında alternatif akım sürekli değiştiğinden alternatif akımın değişmesindeki maksat yani belli bir sabit bir değeri yok. O yüzden değişken bir akım. Yönü de değişiyor. Hani büyüklüğü de değişiyor. O yüzden de sürekli değiştiğinden işlemler için yani voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerler için etkin değer kullanılır. Yani biz bunu ne yapıyormuşuz? Bu olursa buna göre hesaplıyoruz. Yani biz aslında onu kaba taslak hesaplamış oluyoruz böylelikle. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? V etkini hatta şurayı şöyle diyebiliriz. V etkin dediğimiz şöyle. V max bölü kök 2. İ etkin dediğimde hocam İ max bölü kök 2 ile bulunur. Bir daha söylüyorum bu etkin değer V etkin V max bölü kök 2. İ etkin de İ max bölü kök 2'dir. Şimdi o kadar çok formül söyleyeceğim ki size ama hep çıkış noktası aynı. Biz neyi biliyoruz hocam siz de hatırlıyorsunuzdur. Vır diye bir formülüm vardı. Şimdi bu nedenle eğer siz etkin değerden yola çıkarak yapıyorsanız bu şekilde... Ya da R olabilir, XL olabilir, Z empedansı yazacağız, bu olabilir. Şurası değişecek sürekli. Ama bunlar hep aynı. Yahut da V max eşittir I max çarpı R diyeceğiz. Aslında mantık hep aynı. Bu formüller üzerinden gideceğiz. Tamam. Devam edelim hocam. Zaten bu hani kök 2'ler veriliyor ya size. Birbirini götürecek ifadeler gelir hep karşınıza. Yani hiç korkmayın hocam ben bunun değerini bilmeli miyim? Of işte bir sürü formül var. Hiç kendinize böyle panik yaptırtmayın olur mu? Şimdi gelelim empedans. Ya şimdi empedansa baktığımızda ben kendimce böyle tabirler kullanıyorum. Bana bazen şey diyorlar işte hocam kavram yanılgısı yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ben kendimce bazen ipuçları koyabiliyorum. Evet belki... Kavram yanılgısı oluyor ama ipucu, benim için ipucu oluyor anlatırken. Mantıkta kaybettiğiniz bir şey olmuyor. Şimdi alternatif akım devrelerindeki eşdeğer dirençtir, vektöreldir. Yani bileşke direnci buluyoruz biz empedansta. Bileşke direnci bulurken de önce sadece direncim varken ne düşünüyorum? Şimdi sadece direnç olan bir devrede akım ile gerilim aynı fazdadır. Aynı faz deyince bir kere aklımıza ne geliyor hocam? Siz ne düşünürsünüz? Aynı faz demek ne olur? Faz deyince kuvvet gibi geliyor aklıma benim. Şöyle aynı anda maksimum, evet, aynı anda beraber hareket ediyorlar. Şeyleri ne derdik ona? Frekans değil de öteki şey sürekli beraber. Evet gelişiyor. Aslında aynı. Frekansları da periyotları da aynı olması demek. Çünkü frekans periyodun tam tersidir. Doğru. Bu nedenle de aynı anda maksimum, aynı anda minimum olmaları demektir. Bu nedenle aynı fazda demek, bakın grafiklerinde gösteriyorum ben. Özellikle gösteriyorum. Grafik yorumu bazen test kitaplarında karşınıza çıkabiliyor. Bu demek oluyor ki bakın aynı anda maksimum, aynı anda minimum oluyorsalar ki biri akımın, biri de gerilimin grafiği. O zaman bunlar aynı fazdadır diyebiliriz. Ve biz bu devre için de R olan bir devre diyebiliriz. Hatta şimdi birazcık daha bir şeyler öğreneceğiz. O zaman farklı bir şey de söyleyebileceğiz. Ama şu an R devresi grafiği olabilir diyebiliriz. Sadece direncim var. V eşittir V max çarpı sin VT diye gerilimini vermiş. Şimdi V etkin ne diyoruz biz? Dikkat ederseniz şurası V max İ etkin çarpı R olacak V etkinim. İ max da İ max V max da İ max çarpı R olacak. Az önce söyledim. Yani vır formülünden buluyoruz kısacası. Bu kadar burası. Tamam. R empedansım R'ye eşit. Yani bileşke direncim o zaman ne olacak? Z eşittir R.
Direkt. O yüzden R'yi yazabilirim. Şunu soracağım. Şunlar tabii çakışık mı normalde yoksa hafiften böyle şey mi? Burada belli olsun diye mi böyle çizilmiş? Yok, hayır. Biraz aşağıda biraz akım. Tamam. Aha, öyle gösteriyoruz gösterirken. Şey, çünkü farklı büyüklükte olacakları için o yüzden biraz farklı ama hareketleri aynı sonuçta. Heh, aynen öyle. Bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği dirence biz indüktans diyoruz. XL ile gösteriyoruz. Şimdi XL'yi hesaplarken de hocam W çarpı L diyoruz. W açısal hızım, L ise bobin, burada bobin var. Bobinin birimi de var, Henry diye. Bobin sabiti. Açtığımızda 2pi f çarpı l ile hesaplayacağımızı görüyoruz. Faz farkı var artık devrede. Çünkü biz burada neyden bahsediyoruz? Devrimin içinde bir xl yani indüktans ve de neyim var? Direncim var. Şimdi biz arkadaşlar indüktans ve direnç olan bir devrenin öncelikle empedansını yani bileşke direncini nasıl bulduğumuza bakalım. Bileşke direnci bulurken her zaman ve her zaman direnci sağa doğru, indüktansı yukarı doğru, kapasitansı da aşağı doğru gösteririz. XC'miz de var birazdan gelecek, onu aşağı doğru gösteririz. O zaman zaten vektörel olduğunu otomatikman görüyoruz. Neden? Eksenler üzerinde bunlar birbirlerine dikler değil mi hocam? O zaman biz Z'yi bulurken şöyle mi diyoruz arkadaşlar? Şuna da Z diyecek olursam. R'nin karesi artı XL'nin karesinin karekökü. Bitti. O zaman ben diyorum ki V burada, hatta etkin gerilimim de diyebilirim buraya. Etkin gerilimim de. L'nin karesi, R'nin karesinin karekökü. Bitti. Hep vır yapmışım. Bakın vır, vır. Tek tek hesaplamak istediğimde de vır yapmışım. Ve de şöyle bir şey bilmem gerekiyor. Akım grafiğine baktığımızda I, I max çarpı sin VT eksi neymiş efendim? Fi'den bulunur diyeceğiz. Yani şöyle mi diyeceğim? Akım, dikkat ederseniz bir açı farkı var. Geride kalmış. O zaman gerilim önde, akım geride diyeceğiz. Ne zaman? Devrenizin içerisinde bobin varsa yahut da bobin değeri daha büyükse. Şimdi çünkü hem bobin hem kondansatör hem direnç olan devreyi de göreceğiz. O zaman bir kez daha söylüyorum. Şu eksilik varsa o zaman diyeceğiz ki akım geride kalmıştır. Otomatikman burada bobin vardır. Hemen anlıyorum. Hatta hepsi varsa bobin gerilim öndedir diyebilirim. Buradaki açı kosinüs fi r bölü z ile bulunur. Faz açısı deniliyor. Veya tanjant fi xl bölü r. Zaten hocam biliyorsunuz bunları trigonometride görüyor çocuklar. Sadece açının karşısını, komşusunu, hipotenüsünü bilmeniz yeterli bunları yazabilmeniz için. Alternatif akımda ki gücü hesaplarken kosinüs fi'yi kullanacağız. En sonda onu söyleyeceğim. Güç çarpanı denilir kosinüs fi'ye. O yüzden bunu özellikle belirtmek istedim. Çok fazla bilgi var ama bağladığınız şeyleri iyi takip etmeleri gerekiyor. Aynen aynen. Aynen aynen hocam. Şimdi hemen şöyle şuraya VR, şuraya da VC yine üstünden geçeyim. Şimdi dikkat ederseniz direnç ve kondansatörlü devre. Az önceki devrem benim. Neyim vardı? Dikkat ederseniz orada benim bobinim ve direncim vardı. Şimdi neyim var? Kondansatörüm var, direncim var. Şimdi kondansatör ve dirençten oluşan bir devrede alternatif gerilim, kondansatörde gerilim artarken akım azalıp sıfır olmasını sağladığından akım en büyük değerini aldığında gerilim sıfırdır. Ne demek istiyor bu şimdi? Bizim XC'miz burada. Şu XC'mizi ayrıca hesaplayacağız, göstereceğim birazdan. 1 bölü W çarpı C diye gösterdiğimiz için burada ters bir ilişki vardır. Bu nedenle de biri artarken biri hani azalır, bunu belirtmek istiyor size. Yani kondansatörlü devrede akım potansiyel farktan 90 derece öndedir diyor. Yani şöyle mi diyeceğiz o zaman? Az önce dedik ki bobinli devrede akım geride kalmıştı. Şimdi öne geçti akım. O zaman XL varsa işin içinde, sadece yalnız XL ve R devresinden bahsediyorum yahut da XC ve R devresinden. O zaman ne olacak? Şu ve şu varsa akım geride, şu ve şu varsa devrede, o zaman akım öndedir diye söyleyebiliyoruz. Hemen alalım hocam. 90 derece önde olmasının nedeni de
birbirlerine dikler ya hani çizerken, o yüzden. Ayrıca üçü birden olduğunda o 90 derece değişecek artık. Açı farklı bir değer alacak. Dikkat edin, bakın ne olmuş? Akım önde başlamış ama gerilim sıfırdan başlamış. Bunu söylemek istiyorum. Mesela diğerinde grafik çizecek olsaydım, hepsini göstermedim çünkü çok çok olmasın diye, çocukları bunaltmayayım diye. Mesela diğerinde de geriden başlayacaktı akım. Buradan başlayacaktı. Gerilim sıfırdan başlayacaktı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi az önce gösterdim. Dedim ki xc'yi hesaplarken 1 bölü 2 pi f c yapıyoruz. 2 pi f demek w çarpı c demek. Bununla hesaplayacağız dedik. Peki vektörel toplamına baktığımızda r'yi bu tarafa doğru gösteriyorum. xc'yi aşağı doğru gösteriyorum. Z empedansını buluyorum. Aynı mantık, aynı deminki mantık gibi. Z o zaman bileşkesini bulurken r kare artı xc'nin karesinin karekökü. Aynı şekilde burada da yine buna v etkin diyebilirim. V de diyoruz, v etkin de diyebiliyoruz. O zaman vc'nin karesi artı vr'nin karesinin karekökü diyorum. Bakın artı oldu burası. Neden dedik ki? Akım öndedir. Çünkü şu ve şu varsa akım önde olacak dedik. Yine faz açısını r bölü z'den yahut da tanjant fi'yi xc bölü x c bölü r'den bulabiliyorum diyorum. Evet.